dostlar. Merhabalar. Almanya'dayız dostlar. Yine Türkiye'ye yükledik. Ekspres döneceğiz inşallah. Yoldayım. 45 dakika mola verdim. Şu anda 5 dakika kaldı. Çıkacağım. Neredeyiz? Suben'e doğru devam ediyoruz. Suben'de gümrük yaptıracağım gece. Sonrasında da yardırıp gideceğiz dostlar. Yine ekspres. Bugün günlerden 6 Mart Cuma. Yani 7 Mart oldu artık. Cumartesi oldu. Saatlerimiz de şu anda Türkiye saatiyle 01.10. Buranın saatiyle de 11 dostlar. Buranın saatiyle de 11.10 geçiyor yani. Diyeceksiniz ki ekspres ekspres. Evet, devamlı ekspres denk geliyor. Çünkü Opel ekspres mecburen aldıkları zaman da bu film zaten her hafta Cuma günü vardır ekspres. Ona bize denk geldi bu haftada. Devam edeceğiz baba, yapacak bir şey yok. Şimdi gece yine ben öbür kamerayla görüntü almaya çalışacağım arkadaşlar. Çok yani bu kamerayla alırsam şu şekilde olacak. Yani bunda da siz hiçbir şey görmeyeceksiniz. Yani yolu da zor göreceksiniz. O yüzden hiç bu kamerayla çekim yapmayayım. Diğer kamerayla çekim yapacağım biraz. Bakalım oluyor mu olmuyor mu, olmuyorsa gündüz çekeceğiz artık. Hadi bakalım. İlerleyen bölümlerde görüşürüz. Evet dostlar, ekspres seferimize devam ediyoruz. Birinci günün sabahındayız. Saatlerimiz, yani sabah derken yine 11.30 olmuş. Neredeyiz? Hırvatistan'dayız arkadaşlar. Sırba doğru gidiyoruz. Allah'ın izniyle akşam herhalde Sırbı geçeriz diye düşünüyorum. Yarın sabah da Makedonya'yı geçip girmiş oluruz Makedonya'ya. Video atamayacağım. Hafta sonu yolda olacağım çünkü. Muhtemelen bu video ya pazartesi akşamı gelir ya salı akşamı gelir. Aslında hani bunu parça parça yapsak iyi olurdu. Hani ülke ülke. Ama en azından başladık, böyle devam ettirelim. Uyudum dostlar, 2 saat. Erken gelmiştim. Ondan faydalandım. 2 saat uyudum. Sabah da Sloven'de uyudum. 1 saat, 1,5 saat. Yarın sabaha kadar bu bize yeter. Yetmezse gece yatarız yine 1 saat, 2 saat.
nereden baksanız bir 350-400 kilometre dümdüz. Rampa yok. Ne bileyim, böyle fazla sağ sol yok. Bir sadece Zagreb üzerinden geçerken bir sapıyorsunuz. Ondan sonra dümdüz 400 kilometre. Adamın canı sıkılıyor ya. Dümdüz abi ya. Ne rampa var, ne iniş var, ne çıkış var, ne viraj var. Arabada o şeydeki gibi, Tesla'lardaki gibi otomatik pilot şeyi olsa, sabitle arabayı, sen dön otur burada, yat. Yani o derece düz bir yol. Geçmeyi sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Güneşe doğru gidiyorsunuz devamlı. Hele yazın yandık yani. Şimdi bulut kapatmış biraz da. Ben de güneşten acayip şeyim. Rahatsız oluyorum. Gözlerim rahatsız oluyor güneşten acayip. Herkesin rahatsız oluyor da benim biraz daha farklı oluyor. Hem alerji var hem de renkli olduğu için gözler. Renkli dediğim de yani siyah da bir renk ama kahverengi de bir renk ama yeşil gözlü olduğumuz için biraz sıkıntı yaratıyor. Bu yol dümdüz işte 400 kilometre falan. 450-400 kilometre civarı. Hani o yüzden bu yolu devamlı çekmenin bir anlamı yok. Zaten bir şey yok yani. O yol kenarı yol kenarlarında sadece işte gördüğünüz gibi ağaçlar, benzinlikler bilmem ne oluyor. O yüzden dostlar burada ben fazla videoyu uzatmadan burada durdurayım. İlerleyen bölümlerde tekrardan şey yaparız. Aslında şöyle de bir şey yapabiliriz. Türkiye Express, hani Almanya Türkiye Express'i 3 bölümle yapabilirim. Hani birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye yapabiliriz. Aslında bunu 3 videoya bölsek bence daha mantıklı olur. Değil mi? Bence de. Evet, dediğiniz gibi duyar gibiyim. O yüzden o zaman kapatmayalım. Bu videoyu burada devam ettirelim. Burada yol çalışması var. Evet. Burada ayrılıyorsunuz. İşte sağ taraf Ljubljana'ya gidiyor. Slovenya'ya tekrardan yine. Sonra düz devam edin. Burada bir Zagreb üzeri, burası Zagreb. Devam edin. Zagreb üzeri bir tek buradan böyle akıyorsunuz. Wartburg'u 7 kilometre sonra solda kalmaya hazırlanın. Ya bir sus be, bir sus be. Buradan sonra bağlandığımız otobandan Sırbistan'a kadar hiç sapma yok dostlar. Hiç sapma yok. Belgrad'a kadar, Belgrad'da çevre yoluna giriyoruz.
Hadi bakalım biraz müzikli videoyla devam edelim. Sonrasında tekrardan görüşeceğiz. Evet dostlar, sıraya geldik. Hırvatistan'dayız. Sırba gireceğiz ama işte gördüğünüz gibi sırayı çekiyorum sizlere. 3-4 kilometre sıra var. Biz bir de ekspres gidiyoruz. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bakalım. Geçelim arabaya da. Videoyu burada sonlandıralım. Yani birinci bölümü, ekspresin birinci bölümünü burada sonlandıralım. Sonrasında da ikinci bölümle tekrardan karşınızda olacağız. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Tabii ki beğendiyseniz videolarımızı, samimi bulduysanız bizi, kanalımıza abone olun. Yeni videolar gelecek. Bu arada gözlerim falan kırmızıdır muhtemelen. Biraz uykusuzluk var. İkinci bölümde tekrardan görüşürüz. Şöyle de işte dediğim gibi sıra zaten biliyorsunuz. Bu Aresçi arkadaş izlerse de buradan selam olsun. Hadi bakalım. Diğer videoda görüşürüz.